Kürt sorunu Türkiye'nin en temel sorunlarından bir tanesidir. Çözülmesinin bu toplumun huzuru için ve geleceği için, tüm ülke halkları için çok önemli bir yerde duruyor. Çünkü bu çözülmediği sürece Türkiye'nin ne demokratikleşmesi ne de bu toplumun huzur bulmasının mümkün olmadığını gören yerdeyim. Onun için bu deklarasyona imza attım. Barışın sağlanması için yani elimizden bir şey geliyorsa hiçbirimizin esirgememesi gerekiyor. Kürt halkının kendisine önder olarak gördüğü bir insan ve bunu geçmişte de deneyimledik. Çözümün anahtarı olabilecek yerde duruyor. Hani biliyorsunuz 2013-2015 sürecinde bir barış süreci yaşadık. Devlet oturdu, görüştü, akil insanlar grubu oluşturdu. Toplum bu anlamda kabul gördü. Barışın gerçekten mümkün olabileceğini biz gördük. Yani bunun bir anahtar olduğunu gördük. Bu anahtarı gerçekten toplum yeniden değerlendirmeli. Barış anahtarı olarak Sayın Abdullah Öcalan'ın değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü bugün ekmiş olduğu yani fikirleri toplumda çok karşılık bulmuştu. İşte deminki bahsettiğimiz işte kadının durumu, ana dilde kendi kimliklerinin kabulü noktasında ciddi bir kabul görmüş bir insandır. Yani önderlik olarak tarif ediliyor. Onun için bu insanın muhatap alınıp bu sorunun çözümünde anahtar rolünü oynamasını önemli buluyoruz. Yani savaşla nereye kadar gideceksin? Biraz önce sordunuz, Orta Doğu'da savaş var diye. Evet, bu savaşın bir kesimi de bir tarafı da her gün evet belki kamuoyunda saklanıyordur, medyada yer almıyor. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi davranılıyor ama etkileri toplum üzerinde çok yoğun. Ne olarak görüyoruz biz? Yoğun yoksulluk olarak görüyoruz. Ve satılacak bir parçası kalsın bulalım da tekrar satalım. İşte iştiraklerimizi, limanlarımızı, fabrikalarımızı elimizde ne kaldıysa bu savaşı sürdürebilirim noktasına geldik. Onun için Orta Doğu'daki savaşın bir parçası olduğumuzu bu bilinçle yani bugün İsrail'in Filistin'e reva gördüğünü bizler de başkasına reva görmeyelim. Yani Kürt halkına reva görmeyelim veyahut da birbirimizi kırarak nereye gidebiliriz? Çünkü bir taraftır. Yani Kürt halkının tarafı olarak görünüyor. Yani tarafsa da çözümdür, çözüm noktasıdır. Yani onun için muhatap alınması, tecritin kaldırılması, muhatap alınıp tıpkı daha önce deneyimlediğimiz barış sürecinin anahtarı olabilecek yerde görüyorum. Başka türlüsünün çok mümkün olacağını, hakikaten zor olduğunu hepimiz deneyimledik, görüyoruz. Zaten biliyorsunuz çağrıyı da bireysel imzalarımızla koyduk. Her gittiğimiz yerde, her ortamda işte basın aracılığıyla, toplantılarımızda, mitinglerimizde barış vurgusunu yapmak gerekiyor. Barıştan çok korkuyorlar, barış sözcüğünden. Çünkü barışı dillendirdiğin zaman arkada bir savaşın varlığını kabul ediyorsun. Savaş gizleniyor ya. Savaş gizlendiği için barış vurgusunda insanlar tedirgin oluyor. Oysa gerçeği söylemediğin zaman gerçek seni ne yapar? Kendini kanıtlar, kendini dayatır sana. Bu var yani. Bu bizim yaşamımızda bugüne kadar geldi. Bugün hepimize bir ağır yoksulluk olarak, hepimiz toplumsal olarak ağır tecrit altında kalarak bunun bedelini ödüyoruz.